Merhabalar sevgili dostlar, arkadaşlar. Yine bir tamir, bakım, onarım, tesviye işinin sonuna geldik. Değerli abimiz diyeyim. Estağfurullah ya. Yani benimle aynı yaşıt gibi duruyor ama kendini hiç yıpratmamış. Olur mu? Abi demek de biraz şey oldu ya. Evet ya, Murat da yani. Murat Bey'in dut bağlaması getirdi bana. Bey de deme, bey de deme. Murat de. Ağzımız alışmış. Ya olsun, Murat de. Güzel bir bağlaması var, dut bağlaması. Benim için de çok değerli dut bağlamalar. Kendi de bağlamaya değer verdiği için usta elde hayat bulur diye düşündü, getirdi bana. Biraz sapta problem vardı. Cızırtı falan. Evet. Sesini evet. Kaybetmişti. Bir de üzerinde cihaz vardı. O da dut özelliğini yitirmişti daha doğrusu. Evet. Biz elden geçirdik. Şimdi bakalım, test edeceğiz. Bir de sesini dinleyeceğiz. Evet. Aynı zamanda kendi besteleri var. yok öyle deme, öyle deme. Yorumlar belli. Acemi iş onlar. Öyle deme. Çok güzeldi. İnşallah onlar. Yani bağlamanın sesi çok güzel olmuş. Şimdi ses vermeyen notaların üzerinde çok güzel sesi var. Bağlamayı, o evet. Hayatı verdirmek yani. Evet. Duta yazık cihaz takılması. Tabii, uzun sap tabii. Bir bağlama. Evet. Tınısının iyi beklentisi vardır. Evet. Cihaz takıldığı zaman doğal özelliğini kaybedir ses. Evet. Biz de o doğallığı tekrar yaşatsın diye üzerindeki cihazı çıkardık. Bakımını yaptık. İnşallah ömür boyu kullanırsınız. Çok güzel. Diye. Yani ben de yeni başlangıç yapmış birisi olarak memnun olacağımı düşünüyorum. Çünkü sap gereği gibi olmuş yani. Bakıyorum böyle. İşçilik evet. Çok iyi. Yeni bir hava da vermişsin buraya. Evet, renklendirme şey. Yapmışsın. Çok güzel masif olmuş. Masif artık. Evet. Masif. Evet. İnşallah ömür boyu kullanmak nasip olur. Yani elimizden geldiği kadar bir de çalalım bakalım nasılmış. Size bir ustadan geldi. Tabii. Sazımız değerli. Saz benim için çok değerli. Üstadın ismi neydi onun? Abdullah Sözen. Abdullah Bey TRT, geldi. Sanatçılarından. Evet. Aynı zamanda Yurttan Sesler'in şefiydi. Kendisi emekli oldu ama yine müzik alanında hizmet ediyor. Evet. Bazı üniversitesinde. Ama böyle bir ustanın bağlaması. Evet, kesinlikle yani. Da... Bunu tabii gözümüz gibi bakıyoruz buna yani. Evet. İnşallah evet. Torunlarınız ara kalacak. İnşallah. Dinleyelim sizden böyle bir dolanın. Sesinizle dinleyelim bu arada. Ya sesim pek iyi değil. Yorgunum da. Oldu. Çalabildiğim kadar çalayım yani işte. Pek iddiamız yok tabii. Bas kendine. Bizim ele bahar geldi, menel kuzular, kuzular. Dağlar çiğdem çiçek açtı, kokar yazılar, yazılar. Kokar yazılar, yazılar. Kokar yazılar. Lar yazlar, dağlar çiğdem çiçek açtı, kokar yazılar, yazılar, kokar yazılar, yazılar. Thank you.
sazın sesini duymaları açısından bu kadar yeterli. Çok yorgunum. Ya, sağlık, güzel söylediniz. Sağ olun. Teşekkür ederim de. Yani insan kendini hazır hissetmeyince böyle rahatsız olur. Olmaz yani. Bu kadar yeterli. İyi, nefesinize sağlık. Sağ olun. Burada kendimiz için bir hatıra. Evet, ben tabii, bu videoları yapmamda hep söylüyorum, bir maksat var. Birilerini aşılamak bu işi. Tabii, tabii. Görsellik katarak, hani sizin bağlamanız farklı kıvamda geldi. Evet. Çok bağlamalar var ama bu tıniği bekleyen insanlar var. Evet, tabii. Belki bu bağlamaya aşık olup bir bağlama yaptırmak isteyen, tabii, bir bağlama tabii çalmak isteyen, elbette sizin tabii gibi olmak isteyen insanlar tabii var. Tabii. Benim maksadım onları kazanmak. Evet. Hani üstadlar, ben hep ondan şikayetçiyim, müzdaribim yani. Üstad olmuş insanlar bağlamayı öğrenip bir kenara bırakıyor. Evet. Gelecek nesile nasıl aktarabiliriz? Bu önemli. Tabii. Birilerini nasıl teşvik ederiz? Evet. Benim çok iyi usta olmam önemli değil. Birisine vermediğim sürece. Sizin bağlamayı tek başına çalmanızın bir anlamı yok. Evet. Çocuklarınıza onu aşılayamazsanız, evet, çevrenizdekilerinize dinleti yapamazsanız bağlamanın bir anlamı yok. Anlamı yok. Tabii, doğru söylüyorsunuz. Bir de siz de güzel çalıp söyleyerek bir takım insanlara etkilersiniz. Bu kuşaktan kuşağa aktarılır. Evet, ben tabii de üreterek, çırak yetiştirerek, evet, ustalar yetiştiririm. Tabii. İşin bir de şöyle bir yönü var. Şimdi ben bu kadar çalabiliyorum. Önemli değil, evet, ki bunun. Yani çok profesyonel. Ben bundan hani bir ekmek parası, evet, ya da işte evimi geçindirecek bir para falan talep etmiyorum ki bu işten. Evet. Bu beni kendimi tatmin et. Hobi olarak çalıyorum. Katkı olsun. Şimdi insanlar böyle ya bunu ben çalınca ne olacak filan diye düşünüyor, evet, olabilirler ama yanlış yapıyorlar. İçinde hevesi olan insanların böyle herhangi bir enstrümanı elde etmeleri lazım. Evet. Senin gibi ve diğer arkadaşlar var işte yapabilen. Evet. Laiki ve çile yapabilen. İşte sen zurna yapıyorsun mesela, çok güzel. Saz yapıyorsun. Güzel bir şey şimdi, yani merakı olan insan gelecek, alacak. Yani illa konser vereceksin diye bir kanun kaydı yok ki yani. Öğrendiğin kadar çalarsın. Üstadlarımızda ricamız birilerine örnek olun. Tabii. Kendinizi gösterin. Tabii, sürekli tabii bir şeylerle paylaşımda tabii bulunun ki daha da yaygınlaşsın. Elbette tabii. Maksadımız o. Evet. Güle güle kullanın. Teşekkür diyorum ediyorum. Eline sağlık. Yine bir sıkıntısı olursa ben usta olarak buradayım. İnşallah her zaman. Olmaz yani. Olmaz diye emin ediyorum. Yani, çünkü evet, ağaç kuru, yıllanmış, evet, yarak gibi. Evet. Eski ağaç. Evet. Şimdi iyi, daha iyi da iyi koruyacağız. Sürece, tabii. İyi bakıldığı sürece hiçbir şey zarar gelmez. Evet. Eline sağlık. Nemden korumak gerekiyor. Tabii. Nem, soğuk nem havadan, sıcak havadan. Doğru. Kılıfında saklarsanız ömür boyu, evet, kalır diye düşünüyoruz sağlıklı bir şekilde. Evet. İnşallah. Bekleteceğiz ölene kadar. İnşallah. Ol. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Elini de sıkayım. Eyvallah. Sağ olun.